Yani nedir bu haliniz ya? Nurhayat kalkacak, vallahi rezil olacağız. Sanatoryum mu bu ev? Niye hepiniz piçamalısınız? Benim üzerimde hırka var kızım. Ay sanki smokin ceket var der gibi söylüyor babam. Allah'ını seviyorsan kalk rafine bir gömlek, bir pantolon giy. Belli kimselerin kızı bu baba. Rıza, kardeşim yataktan kalktığın gibi çömeşmişim masaya. Kalk giyin, kalk giyin. Vallahi Nurhayat bu halini görürse seninle evlenmekten vazgeçecek. Hadi Selahattin, kalk takımını giy canım benim, kalk hadi. Allah Allah. Allah Allah. Yürü sana lan, camus. Giyinin dedi annen. Benim tarzım mı bu? Onun tarzı o babası. Senin tarzına da sana da. Şu tipe bak, şu oturuşa bak. Biz çocuk yaptık zannediyoruz, meğerse bir protoplazma yapmışız. Sen bunu doğurmamışsın Gülistan. Tükürmüşsün sen bunu. Senin tipine tüküreyim ben. Babası, babası. Hadi. Anne. Senin altındaki babamın pijama pantolonu mu? He? Anne biraz elit ol, rica ederim. Biraz elit ol ya. Gecelikle totom üşüyor kızım. Elit olmakla ne alakası var? Hadi git giy. Çabuk hadi giy. Kız kalkacak hadi. Rıza. Rıza. Hadi canım git giy. Dayım benim. Hadi bakalım şu pijamaları bir değiştir bakalım. Hadi bakalım. Oo dayısının gülü evleniyor muymuş? Evleniyor muymuş kocaman? Evlenmiyormuş, evlenmiyormuş. Abla artık sen de zorlama ya. Ha? Madem aile istemiyormuş, Nurhayat bırak dönsün evine. Yazık kıza da ya. Nişanlı, sevgili her zaman bulunur. Ama anne baba bir tane değil mi? Saçmalama Rıza. Gençler birbirini sevmiş. Sen kızı kaçırmışsın. Artık bu saatten sonra kim engel olabilir ki bu evliliğe? Abla genç değiliz bir. Kızı ben kaçırmadım. Kendisi kaçtı iki. Bu evliliğe de ben engel olacağım üç. Sus, sus. Kocaman oldu bu çocuk maşallah. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Günaydın. Ay herkes nerede ayol? Kahvaltı için giyiniyorlar. Her zaman olduğu üzere. Nasılsın Orçuncuğum, iyi misin? Ben iyiyim babam öksüz. Günaydın. Arkadaşlar pardon. Biz biraz geç yatıp geç kalkıyoruz da. Biz de erken yatıp erken kalkıyoruz. Daha sağlıklı oluyor. Anladım. Emeğinize, sınıfsal dayanışmanıza sağlık. Ama bu kadar erken saatte inşaat yapılmaz yani. İnsafsızlık. Bizim mesleğin saatleri biraz zor. Ama neyse ki bir servet kazanıyoruz. Misal ben birkaç yıl daha çalışıp Miami'ye yerleşeceğim. Pardon. Ben dalga geçmiyorum burada. İnşaatı durdurur musunuz? Lütfen. Uyumak istiyoruz. Bakın lütfen diyorum. Bir dakika. Abla lütfen diyor. Memo, Hasan, Oktay! İnşaatı durdurun oğlum. Projeyi iptal edin. Buldozeri geri gönderin. Herkes evlerine dağılsın. Abla lütfen diyor. Lütfen diyorum. Uyuyamıyorum. Geleceğim bugün. Ya ne konuşacağız ya? Konuşup da vakit kaybetmeyelim. Direktman aksiyona geçelim. Bugün hikayemizde serüm, düğüm, çözüm olmasın. Serümü at. Direkt düğüm olalım. Sonra nasıl olsa çözülürüz zaten. Anlamadın. Anlamadığını anladım. Benim canım kahve fincanı... Fincanı taştan oyun, mutfağa koyun. Dekoratif durur, müşteri sever yani. Oldu benim canım, iyi günler. Kim o? Usta. O usta ama sen değilsin. Bu çapkınlık işlerinde daha çıraksın Selahattin. Şeyler dönüyor, hepsinin farkındayım. Aman sakın. Bak, vallahi çarpılırsın Gülistan ha. Günah almak çok tehlikelidir. Sen bana baksana ya.
Ben başka kadınlara benzemem. Sineye çekmem, sana çektiririm. Benim ekonomik özgürlüğüm var, sosyal çevrem var. Muhtelif STK'larda bil fiil görevlerim var. Duyayım öyle bir şey yaptığını. Tutarım kulağından, yallah kapının önüne. Aile dağılır, oğlan da bende kalır. Hiçbir şey değil de tosunumdan, evladımdan nasıl ayrı kalırım ben onu düşündüm. Saçmalama Gülistan. Nereden çıktı bu ayrılık lafı falan ya? Vallahi biliyorsun. Ay delili. Değildi. Neydi o ya? Göz var, izan var. Mıydı? Damsız girilmez. İkili kamera. Değildi. Neydi o ya? Ben ne? İçine gelmediği için unuttun Selahattin. Gözüm üstünde işareti bu. Ayağını denk al. Kırmayayım o ayakları. Benim annem de babam da çok muhterem. Beni uluslararası standartlarda çeperi, auralı, destansı bir ev kızı olarak yetiştirmiş insanlar. Ben babamın bir bakışından, bir göz kırpışından, bir hapşırığından, bir hıçkırığından mesajı alan, onun bir dediğini iki etmemiş, hayırlı evlat kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmış, zirveye oturmuş ve adını altın harflerle yazdırmış bir kişiyim Şeymuz amcacığım. Evet. Şimdi kızım biz... Yalnız bir de çizilmiş bir kader var. Rıza benim kaderim. Alnıma yazılmış bir isim. Koluma vurulmuş bir damga, sırtıma yapılmış bir dövme. Kalbimde bir kılıç yarası, doğmamış çocuklarımın babası. Aman öyle deme ya. Öyle, lafım kesme canım. Rıza'mın anne babama karşı olan ilgisizliğinden, saygısızlığından, terbiyesizliğinden ve hadsizliğinden dolayı belki benim annem ve babam biraz kırılmış ve küsmüş olabilirler. Tabii bizim için. Ama ben gerekirse bu aşk için anne babaya karşı asi olurum, isyankar olurum. Olurum ama gene de Rıza'mdan vazgeçmem. Vallahi yavrum şimdi... Dediğim ve bavulumu aldığım, kaçtım geldim. Ay Şeymuz amcacığım, sizin ben lafınızı bağla kesmiş gibi oldum. Siz ne diyordunuz? Babam ambali oldu Nurhayat. Onun ayarları bozuldu. Bir kapatıp açalım, o kendine gelir. Evet arkadaşlar. Yarın akşam yayınlanacak ilk bölümümüz burada. Hep birlikte seyredelim dedim ki burada gördüğümüz hataları ikinci bölümde düzeltelim. Aa, hatalar derken hocam? Yani abartılı oyunlar varsa daha gerçekçi ve doğal oynayalım. Ajitasyon yapmayalım. Dakikalarca müzik altı ağlama sahnelerini atalım. 150 dakika sarkıyorsa diziyi bir saate indirelim. Hikayede cinayetti, tecavüzdü, kadına şiddetti gibi unsurları atıp günlük hayattan kesitler sunalım. Çekimlerimiz günde 8 saati geçmesin, herkes sendikalı olsun falan filan. Hocam siz ciddi misiniz? Tabii ki değilim. İnce, çok ince. Yavrum, bütün bunları yapıp sonra 150 dakika boyunca televizyon karşısında nasıl oturtacağım ben insanları? Yani evlerine gidip koltuğa bağlamam lazım. Evet. Birinci bölümümüzü seyredelim. Ha. Bu arada zombi sahnelerini koydum. Şahane oldu. Ne? Dahiyane. Sen bir zombisin. Aa, Selahattin abi çıkmış fincanda bak. Kuştur o kuş. Talih kuşu değil mi anam? Yok be gülüm. Bak böyle göbeği dış bükey, ayakları arkada çırpık gibi böyle aça aça yürüyor Selahattin abi o. Sanırsam sana yük de hafif, böyle pahada ağır bir hediye getirmiş geçen haftalarda. Yok be anam ya. Bakayım. Nerede? Anam. Ne, seni nereden atıyorsun ya vallahi? Hani ne getirmiş? Kız bu kahve falıdır. HD görüntüsü çıkacak değil ya. Geçen hafta sevgililer günüydü. Bu sana bir şey almadı mı ki? Almadı. O tapir karısını almış mıdır sence? Nikahlı karılar günü olsa tamam. Sevgililer günü be anam. Bana almadı. Sen saf mısın? Senin tipin mi öyle Tülay'ım ya? Ya koskoca inşaatçı, fabrikatör adamın sevgilisinin müceyferi de olur, kürkü de olur, yatısı da olur. Yat yat. Yok be anam, ben yeni kalktım, geldim, enerjim yüksek. Bana bak Tülay, acık aklını kullan. Bizim meslek tıpkı futbol gibi 35'inde biter. Sen jübileni yapmadan
Dünyalığını yap ufaktan. Ya nasıl yapayım anam ya? Likiditesi yüksek hediyeleri aldır. Daire, altın, planta. Kız bu adamın kaç tane katı, arabası, yatısı. Hepsi vardır kesin. Yat anam, yat. Kız ben samimiyetten böyle şeyimi devirip oturuyorum ya. Yorgun falan değilim. Yat anam, yat diyorum. Yani tekne, kotra. Dış bikey sende, likiti de sende, yatısıya gelince bir kör noktaya getiriyorsun azerrin. Konsomasyon mesleğinde çok çeşitli müşteriler geliyor biliyorsun. Hepsinin dilinden anlayalım diye kaç megabit doldurduk hafızaya. Arada durgunluk yapıyor haliyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.